Çarklar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul Karaköy'deyiz. Bu bölümde Türkiye'den dünyaya yayılan bir lezzetin öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. Size bir baklavanın nasıl üretildiğini ve üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız Çarklar dönüyor. Geleneksel Türk tatlısı baklava denildiğinde belki hemen herkesin yüzünde tatlı bir gülümseme ve istek belirtisi oluşuverir. O eşsiz Türk lezzetinin tadına varanlar bir daha ikram edildiğinde geri çeviremez olurlar baklavayı. Kökeninin Orta Asya Türklerine kadar gittiği bilinen baklava, Osmanlı İmparatorluğu zamanında çokça tüketilen ve ikram edilen bir tatlı olmuştur. Osmanlı sultanları bayram ya da çeşitli kutlama günlerinde halka ve askerlerine tepsilerle baklava ikram ederlerdi. Her yıl oruç ibadetlerinin yerine getirildiği Ramazan ayında Osmanlı askerleri olan Yeniçerilere baklava sunulur ve bu törene baklava alayı denirdi. Biz şu anda Karaköy'deyiz. Şuradan 150 metre ileride Topkapı Sarayı var. Orada Kuşhane Mutfağı varmış. Kuşhane Mutfağı'nda 6.000 kişiye yemek çıkarmış. 6.000 kişiye çıkarken tabii burada askerler var, Yeniçeriler var, işte Sadrazam, padişaha kadar Yeniçerileri ürün çıkarırlarmış. Bu arada padişaha veya vezirlere şey yapmak için çeşitli başları sürekli değişik yiyecekler çıkarırlarmış. Lezzetli. Her şeyin en güzeli. Meyvanın, sebzenin, tatlının, her şeyin en güzeli. Yapmaya çalışırlarmış. Burada 6.000 kişi olunca yüzlerce aşçı gelmiş. Fethedilen yerlerden okçular, ressamlar, aşçılar hep en ileri sarayda olurmuş. Tabii bu saraydaki aşçılar işi çok güzel yaptıkları için daha sonra baklava da meşakkatli bir tatlıymış. Hatta yufkayı çok ince çanlara ödüller verilirmiş. Arasına 6 lira atınca delince yaşlı derlermiş. Yani zor ürünleri kaliteli yaparak sarayda mutfak, saray mutfağı gelişmiş. Sonra padişahımız fethettiği ülkelere vali atıyor. Aynısını şimdi Dışişleri Bakanlığı ne yapıyor? Büyükelçiler diyor ki ben bu ülkeye atandım diyor. Bana diyor garson verin, aşçı verin diyor. Aynısı şimdi gene var. O zamanki atanan valiler de saraydan giderken aşçı götürüyorlarmış. Mesela Şam'ın fethi oluyormuş, Şam valisi. Halep, Bağdat, Kahire, Kudüs gibi yerlere atanan valiler, buradan götürüp aşçılar. İşte bu arada becerikli gidenler gittikleri yere saray mutfağını taşımışlar. Mesela Müsettes, Samadi, Ebu Hafif gibi tatlıcılar o yerlere sevdirmişler. Hatta yakın zamana kadar ben çocukken Şam tatlısı, Şam fıstığı diye geçerdi. Şimdi Antep geçiyor. Yani ürün güzel yapanın yani. Sonra dedemin dedesi Antep'ten Mekke'ye giderken kervanlarla hacı, tabii aylar sürüyormuş. Şam'da, Halep'te görmüşler güzel yapılan bu yemekleri, tatlıları, kebap, lahmacun, baklava gibi Antep'e getirmiş. Thank you.
Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Türkiye'den dünyaya yayılan lezzetin hikayesini şu sözlerle anlatıyor. İstanbul'da benim babam 1940'lı yıllarda Karaköy semtine gelmiş, ilk fırında baklavayı kurmuş. Yani fırında baklavayı. O zamanlar ben küçüktüm, Rum Ermeni Museviler vardı. Rum Ermeni Musevilerde para vardı. Para kimdeydi? Karaköy'de niye kurmuş? Ticaretin merkezi buraymış. Ta Cenevizlerden beri tüm gemilerle üründen yüklendiği için Bankalar Caddesi de hatta Karaköy'dedir. Bir de Balık da Karaköy'de. Babam rahmetli işte demek ticari zekasıyla Karaköy'e kurmuş. O gündür bugündür biz 72 yıldır Karaköy esnafıyız. Hiç şube açmadık ve Allah bana nasip etti. Küçüktüm ben. Yağ derilerde un şekerin kilosu kaç para? İşte ben neli yedim? İçeride bir çocuk mu yapıyor deyince baba dedim ya bunlar bizim mesleği harki görüyorlar. Niye böyle konuşuyor? Oğlum dedi el sanatları büyük kar değil. Sonra bana kalan gayrimenkulleri satarak yani annem rahmetten sonra daha sonra kardeşlerim bazıları ayrıldılar. Ben bu Karaköy gene Tophane'ye doğru bu dünyanın ilk üretim tesisini kurdum. Ama çok ciddi bir paraya kurdum. Bir gün gelecek dedim Türk baklavasının nasıl yapıldığını hem dünyaya hem Türk halkına seyrettireceğim dedim. Ameliyathane gibi camdan seyretme bölümleri kurdum. Zihinlerde bıraktığı iz ve damaklarda bıraktığı tarifsiz lezzetlerle namsalan Türk baklavasının yapımında önce ustaya saygı yatar. Harikalar arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz A Para ve ekibidir. Şimdi baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister, itina ister. İlle de sevgi ister. Eğer sevgiyle yorulmuyorsa gene iyi baklava olmuyor. Sıra geldi Türk baklavasının nasıl yapıldığına. Önce yufkanın çok ince açılması lazım. Hamurun yufkanla gelmesi çok önemli. Çünkü sert buğdaydan yapılmış hamuru ince açmak marifet. Türkiye'deki baklava yufkası o kadar incedir ki havaya kaldırdığınızda karşınızdakini neredeyse tam anlamıyla görebilirsiniz. Çek. Tekrar getir. Tekrar çek. Şimdi daya ve kal. Eski İstanbul konaklarında yapılan baklavalarda aşçının bir tepsiye en az 100 kat yufka sığdırması istenirmiş. Baklava tepsisi fırına girmeden önce konak sahibinin huzuruna getirilir. O da bir hamit altınını yarım metre kadar yükseklikten dik olarak baklavanın üzerine bırakırmış. Altın, yufka katlarını delip tepsinin dibine değerse aşçı başarılı sayılırmış. Tepsi içindeki altın da bahşiş olarak aşçıya verilirmiş. Eğer altın yufka katları arasında kalırsa baklava tepsisi mutfağa geri gönderilirmiş. Delerse üstü bak. Bak atıyorum, deldi. Gördünüz mü? Eğer iyi açmamış olsaydı bu, delmeden üstünde kalırdı. Baklava hamurunu açmanın püf noktaları var. Önce hamurun sert yoğrulacak. Sert olacak. Neden? Ağızda erimesi için. Havuya göre hamur, havuya göre tereyağı, havuya göre şerbet. Standart yok bizim meslekte. Standart ustanın beyninde ve yüreğindedir. Bu meslek o kadar zor ki hem güç istiyor, bakın güç. Hem de zeki olarak bakacaksınız, yufkayı inceltirken şu elin şuraları inceteceksiniz. Eğer şöyle bastırırsanız abisi yapışır.
Bu şekilde yapmazsanız büyümez. Önemli olan hem hamuru yapıştırmadan büyütmek marifet. Bakın şu kenarda kıskaç hareketi var. Kıskaç. Eskiden büyük dedelerim zamanında mesleği herkes öğretilmezmiş. Şu kenarın incelmesi için şu kıskaç hareketi yıllar sonra öğretilirmiş. Herkes öğretilmezmiş. Bakın hamur büyüyor. Ama yapıştırmadan büyütmek marifet. Hamur açarken nişastanın dozajını ayarlamak da ayrı bir marifet gerektiriyor. Buğda nişastası bu. Alıyorsunuz tozutarak. Nasıl tozutarak? Eğer böyle düşerse çürür. Hiç atmazsanız da yapışmaz. Yapışmaması için işte tozutarak atıyorsunuz. Tek tek de sarıyorsunuz bakın. Şöyle tek tek. Tekrar atıyorsunuz. Bizim meslekte bir de el çabuk olacak, yoksa yufkalar kurur. Hamurun katsayısı tatlının çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Baklava 40 kattır. Tek tek döşenecek. Mesela dolamalar var. Onlar 10 kattır, şubiyet 8 kattır. Yani her mesleğin, her yapılan, yani dürüm tek kattır, midye dolama 6 kattır. Yani yapılan ürünlere göre protein ve karbonhidrat dengesi değişiyor. Mesela bize bazı ürünler var, protein karbonhidrattan fazla. Ayrıca şeker hastası baklavası, çölyak, vegan, hatta kış baklavası yaptık bu koronaya karşı tarçın, zencefil, karanfilli, hatta soğuk demleme usulü. Portakalla, karanfille yaptık. O da yine 10 katla yapılıyor. Baklava, ustalarının elinde incecik açılmış hamur yapraklarının arasına Antep fıstığı, ceviz, kaymak ya da badem konularak tepsiye dizilir. Hep el sanatı. Bak burada işte ustaların başında kardeşim Ömer var orada. O hepsini kontrol ediyor ne yapılıyorsa. Daha sonra çıkıyor fırın katına, çıkan ürünleri kontrol ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu yufkalar tek tek serildi. Biraz sonra döşemeler yapılacak. Daha sonra arasına fıstık veya ceviz. Mesela dolamaysa nadir dolama burada yapılıyor. Bakın bol fıstık. Burada yufkalar atılıyor. Derken biraz sonra dilim dinlenecek. Dilim dinlemek çok önemli. Eğer iyi kesmezse arasına tereyağı girmez, kabarmaz, şerbet çekmez. Onun için keserken böyle sallayacaksınız. Bakın sallıyoruz. Arasına tereyağı. Ama nasıl tereyağı? Egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen, koyun ve keçi sütünden yapılmış, erimiş yayla tereyağı verilecek ve fırına gidecek. Gördüğünüz gibi ekip işi. Bir tanesinin ufak bir dikkatsizliği, bir hatası ürünün bozulmasına sebep olur. Bunun için bizim meslek emek ister, güç ister, dikkat ister, itina ister. İlle de sevgi ister. Bu hamurlar tereyağıyla tatlandırıldıktan sonra fırında pişirilir. Son olarak da üzerine şeker ve suyun kaynatılmasından elde edilen şerbet dökülerek tatlandırılır. Aşağıda yufkalar açıldı, döşemeler yapıldı, dilimler dilindi, tereyağı verildi, fırına geldi. Bak 50 kişinin emeği gece arasından beri çalışıyorlar. Şimdi bundan sonra en önemli safhaya geldik. Fırıncımız her çeşidin pişme dakikası ve derecesi farklı. Mesela nadir dolama 25 dakikada pişer, baklava 40 dakikada pişer, şubiyet ayrı, şeker hastası ayrı diye ayrı. Şimdi ustam şimdi çıkarttı,
160 derece santigrattan çıktı, hemen 110 derece civarı şerbet veriyor. Gördüğünüz gibi, bakın. Şerbet dökmenin de incelikleri var. Dur bakın şu hareket. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu tepsi 3 kilo civarı. Ben 2 kepçe daha versem 5 kilo gelir. Ama biz ne yapıyoruz? Çekeceğe kadar vereceksiniz. Dereceyle vereceksiniz. Ve yarısı su. Şeker değil, şerbet. Yani yarısı şeker, yarısı su. İçine limon sıkıyoruz şekerlenmesin diye. Tamamen doğal malzemeyle yapılıyor. Yapılmış bir baklava ağızda çıtır çıtır sesler çıkarır. Ben diyorum ki müşterilerime, kardeşim 3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin, iyisini yiyin. Bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesizliğin daha sonra ödenen çok daha büyük bedeli var. Onun için bilinçli yiyeceklerin seçimi, sağlıklı bir yaşam, hastalıktan korunmanın anahtarıdır. Mesela iyi baklava diyorum bakın müşterilerimize. Kardeşim önce gözünden anlaşılır. Bakın altın sarısı. Sonra bakın çatalı batırdığınız zaman şöyle. Kış diyecek. Kış niye diyecek? Bu 40 kat yoktan ince açıldığını gösteriyor. Bakın bu da öyle. Özel kara baklava. Bu demin gördük aşağıda çok yufka ince açılmaz ama sert buğdaydan yapılmış. Sonra çatalı batırdıktan sonra ters çeviriyoruz, şerbet damlamayacak. Yağ, egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen, koyun ve keçi tüyünden yapılmış, erimiş yayla tereyağı olacak. Fıstık, filik fıstık olacak, şeker pancarı olacak, sert buğdaydan yapılmış olma vesaire bir. Yani süt ceviz, bütün malzemeler özellikle ham maddelerden olacak. Mesela çay kaşığı boyundadır otun büyüğü, hayvan dipten yiyecek. Evet, bu çatal boyunu geçince rahya bitiyor. Ne zaman? Bahar ayında. İşte yöresinde, mevsiminde dediğimiz budur. Halkımıza sesleniyoruz. Lütfen, yani ürün alırken bilinçli olalım. Her yerden her ürün yenmiyor. Araştırın, başka Antep, İstanbul olmak üzere birçok şehirde en az bizim kadar güzel yapan meslektaş arkadaşlarım var. Lütfen araştırsınlar. Çünkü bir işin ya aşığı olacaksın ya muhtaç olacaksın. Elin açta, kalbin açta olacak. Bak ben ne diyorum? Ben tatlıcı değil, baklavacıyım diyor. Bak şerbet damlamayacak. Sonra diyorum ki müşteriye, ha diyorum manda kaymağı da böyle sürdük mü? Ha, ısırdım mı bitti. Damakları tatlandıran en lezzetli baklavaların üretildiği bu üretim tesisinde 180 istihdam sağlanıyor. Bu tesiste günde 2 tona yakın baklava üretimi gerçekleştiriliyor. Ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılıyor. Yapılan ihracatla Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor. Kargo kurye sistemi çıktıktan sonra biliyorsunuz Karaköy'den İstanbul'un her semtine yollayabiliyoruz. Türkiye'nin her şehrine yollayabiliyoruz. Dünyada neresine Müslüman varsa da kargoyla yollayabiliyoruz. Bu bizi tanıyan, dünyanın her yerinde yaşayan eski müşterilerimiz de talep ediyor. Mesela Boğaz'dan geçen gemiler ta okyanustan mail atıyorlar. Mesela Marsilya, Napoli, Pire ve Karaköy'de kumaş şirketleri var. Diyor ki ben diyor İstanbul Boğazı'nda şu gün şu saatte geçeceğim. Rota bildiriyor. Biz kumaş şirketine yabancı ülke satışı olarak veriyoruz. Gemi kaptanı gülü gülü diyor. Önce bizim kutuyu soruyormuş. Aynı gemi 2 ay sonra yine geçiyor. 65-70 yıldır dededen torna bile müşterimiz var. Sonra lüks otellere veriyoruz. Düğün, nişan, sünnet, mevlütlere veriyoruz. Bize gelen
çok özel müşterilerimize hizmet ediyoruz. Dedim ya, herkesten farklı, iş hayatı da böyle. Herkesten farklı iş yaparsanız marka oluyorsunuz. Ben de mesela şeker hastaları, çölyak, vegan, kış baklavası gibi çok farklı ürünler yaptık. Onun için 7'den 70'e, rahmetli Maraş Mantör'ün dediği gibi, 7'den 77'ye kadar her türlü müşterimiz oldu. Nadir Güllü, baklavanın bir sanat olduğunu söylüyor. Öyle ki kalbinizi bu işe vermeniz gerekiyor. Maalesef zor olan bir sanatı herkes gönlünü yüreğini koyarak yapmıyorlar. Mesela ben Nadir Güllü anayasası olarak kendime 11 SBG kuralı yaptım. Birincisi, mesleğe saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan yapma. İkincisi, sevmek. Yaşamak sevgiyle başlar. Sevgiyle yorulmayan hamurdan iyi baklava olmaz. Onun için ben ustalarımı aile gibi görüyorum. İşini severek yapsınlar ki annelerin yemeği ne güzel, sevgisini kattığı için, değil mi? Ondan sonra sevgiyle yapıyoruz. Sonra sorumluluk. Yemediğimi yedirmiyorum. Sadakat. Kimsenin yaptığı işte gözüm yok. Kendi işime odaklanıyorum. Samimi oluyorum. Sürekliliği sağlıyorum. Sebat edip sabrediyorum. Savaşıyorum. Sahipleniyorum. Bir de smiley. Gülümsemenin sermayesi olmaz diye. Yani bir işi sürekli güzel yaparsanız marka oluyorsunuz. Çünkü neden? Taşı denen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Onun için ben küçükken beni dedem getirdi dükkana. Ben şimdi torunlarımı getiriyorum. Aynı şekilde müşterilerim de öyle. Beni küçükken dedelerim getirdi. Ben şimdi torunumu getirdim. Onun için bizim sanatçı, sporcu, politikacı, Rum, Ermeni, Musevi, gerçekten 5 kuşak müşterimiz var. Tatlı yapımında Ar-Ge ve inovasyon da önemli. Böylelikle yeni lezzetlere de kapı aralanıyor. Geleneksellikle bilimselliği birleştiriyoruz. Yani gene dedemin baklavasını yapıyoruz ama ne yapıyoruz? 3 mühendis, doktor, laboratuvar kurarak Ar-Ge bölümümüzle geleneksellik, bilimsellik. Yani teknolojiden de faydalanıyoruz ama şeyden de vazgeçmiyoruz, geleneksellikten. Çünkü bazı şeyler var ki teknolojinin girdiği bazı şeyler lezzet öldürüyor. Mesela kazan büyüdü mü lezzet küçülür. Kontrol edilemeyen güç güç değildir. Onun için biz şu açmıyoruz, ende değil, dikine büyüyoruz. Bizim müşterilerimiz gerçekten dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her şehrinde, İstanbul'un her semtinden müşterilerimiz var. Türk tatlıları dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. En az 10 bin kişi ekmek veriyorum. Nasıl veriyorum? Bakın. Şimdi bizim Karaköy'ün özel müşterileri hep yabancı. Orta Doğu dünyasında zengin kral ailesi. Beyaz Saray'a kadar ünlerimiz gitti. Rusya'ya kadar gitti. Yani devlet büyükleri, üst kesimlere gidiyor. Düğün, nişan, sünnet devletlere veriyoruz. Haliyle ne oluyor? Rus müşterim var, Yunanlı var, Arap müşterim, Avrupalı, Amerikalı var. Şimdi ben bu paraları alıyorum. Urfa, Antep, Maraş, Adıyaman, Bitlis, Van, Tokat yaylasına çıkarıyor. Bu yayla da ne yapıyor? Çocuğunu okutuyor. İşte sana binlerce bir iş sahası. Gene söylüyorum, üretirken Anadolu'nun bağrından alıyorum ama sattığım kişinin yarısı yabancı. Yani bir nevi Karaköy Güllüoğlu, bir nevi ihracatçıyız ama yerinde ihracatçıyız. Bir de kargo kule yoluyla zaten dış ülkelere yolluyoruz. İstanbul her semtine yolluyoruz. Fakat bu iş ekip işi. Ben yok, biz varız. Onun için işimizin başında ustamız, kardeşim Ömer Güllü bizzat işin başında, üretimden başında, çocuklarım yönetiminde, ben de başlarında bir aile şirketi olarak şube açmadan Karaköy'de 5 kuşak lezzeti yaşatarak bugünlere gelmeye çalıştık. Çarklar dönüyor orada.
bu hafta İstanbul Karaköy'deydik ve size lezzetiyle damakları tatlandıran baklavanın üretim hikayesini çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.